Evet arkadaşlar, son sohbet bloğuna girdik. Atladığımız bir şeyler kalmasın diye sevgili Serkan'la devam ediyorum. Serkan, bunları biliyor musunuzları? Hocam, bu arada Bodrum parçasını bir kere daha biz dinlemek isteriz sizden az sonra. Hep dalgıç olmak istemişsin, denizi çok severmişsin. Bütün çocukluğun Kaptan Kusto izleyerek geçmiş. Yaz aylarında Kaş'a girip dalış rehberliği yapıyormuşsun. Şimdi bu konu enteresan. Dalış rehberliği var mı? Yani braveli mraveli bir dalga mı yoksa? Evet evet, yani braveli. Ne kadar kadar dalıyorsun? Yani normalde limitli dalış hani 30 metre sportif amaçlı ama hani bazen açtığımız oluyor. Peki yani. Kızıldeniz, başka bir yerler, Çanakkale bu tarafta bir yerler? Kaş'ta oldum yıllardır hep, yani birazcık da orası köyüm gibi oldu. Yani her fırsatımda oraya gitmeye çalışıyorum. Hocam, suyu sevmek bir şeydir de suyun üzerinde sevmek bir şeydir. Bu içini sevmenin, yani suyun altını sevmenin başka bir durum mu var? Bir kaçış mı? Dinlenme mi? Nedir? Yani suyun üstünde olmak, yani yine insan gibi oluyorsunuz. Aşağıdan köpek balığı gelip sizi yiyebilir ama aşağıdayken yani öyle hissediyorum yani. Suyun içindeyken yine oraya ait değil misiniz gibi. Biraz evet, kaçış ama gibi. Tehlike de atlatmışsın. Geçenlerde hatta çekim sırasında mı köpek balıklarıyla bayağı bir dipleme mi geldiniz? Ne oldu? Bir şey olmuş. Evet, bir köpek balığı Leyla ile Mecnun için bir çekim yaptık öyle. 6 köpek balığının olduğu bir havuza girdik. Öyle bir ciddi bir şey olmadı da çok korktuğum bir şeydi. Eğlenceliydi. Peki, maket araba koleksiyonun var. Çalmasan da enstrüman alırmışsın. Gitar, bas gitar, klarnet, davul, saksafonun varmış. Kafanda hep karışıkmış ve çok unutkanmışsın. Sete arabayla gidip arabasız geldim diye düşünüp arabayı sette bırakıp dönermişsin. Yaptım bunu, evet. Sokakta en çok İsmail abi, o gemi gelecek hop diye bağırıyorlarmış. Evet. Hep çok kötü bir öğrenci olmuşsun, tembelmişsin. 6 sene futbol oynamışsın. Bunlar da Serkan'la ilgili bilgilerdi. Hop! İsmail abi! Hocam, o nereden çıktı? Abi, o sahneyi gerçekten böyle uzaktan uzağa konuşurken duymadığımız bir yerde öyle hop dedik ve öyle çıktı. Yani yoktu öyle bir şey. Amerikan filmlerinde vardı böyle, uzaktan uzağa konuşuyorlar biraz. Evvel dedim, bir gönder, bayağı bir gönderme de var çünkü işlerin içinde yani. Yani çünkü gerçekten o sahneyi çekerken ne yaptığımızı çok anlamadık. Niye böyle bir şey yapıyoruz dedik ama çok eğlendik. Gerçekten birimizi duymayınca nasıl falan oradan çıktı yani. Hocam, bir nasıl çekelim mi ya valla. İsmail abi. Nasıl? Ne yapıyorsun? Hop. Doğaçlama işleri var mı dizinin içinde? Bolca. Var, yapıyor musunuz? Var. Evet. Yani yazılan şeye sadık kalarak onun üzerinden prova yapıyorken, ezber alıyorken, kendi aramıza eğleniyorken biri bir şey söylüyor. Aa, bunu böyle mi yapsak deyip yani metne sadık kalarak birazcık biz ekliyoruz. Ama bu müthiş bir şey. İçeride biraz bunun sohbetini yaptık biraz önce. Ekip artık birbirine o kadar güvenen bir ekip haline gelmiş ki, birbirini o kadar iyi bilen bir ekip haline gelmiş ki bir bölümün, acaba bir bölümü senaryosuz çeksek mi falan diye de iş oraya kadar da gidebilecekmiş herhalde. Yani belki giderse de olur yani. Senaryosuz bir bölüm. Tamamen doğaçlama. Yani bize böyle bir Burak gene hani şöyle bir şey yapalım dese sanıyorum, evet. Yani 49. bölümümüzü çekiyoruz şu an. Bayağı bir aile olduk ve birbirimizi de seviyoruz. Gerçekten hep böyle söylenir ya işte, çok iyi ekibiz falan. Gerçekten böyle yani, çok eğlenceli gidiyor ki zaten biz eğlenmesek sanıyorum seyirci de eğlenmez. Yok, bence de geçmez yani. Gerçekten oraya. Senin keyifli. Dizinin içindeki karakterin kimdir? Kimi seviyorsun dizinin içinden? Yani senin bir adamın var mı dizinin içinde? Benim kimdir? Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Anladım ya, bir tane vardır ekstradan fazla. Ya zaman zaman değişiyor. O günkü psikolojime bağlı. Bir gün Erdal abiyi seviyorum, bir gün İsmail abiyi seviyorum. Benim adamım, yani hepsini ben de çok seviyorum ama yani İsmail de hepsini, ama Erdal bakkal ya. Yani o enteresan. Var mı karakteri olan dizinin içinde? Hiç izlememişiz. Sadece diziyi izlemişiz yani, karakter olan. Kim abi? Of, ne rahatmışsın, ikisi diye böyle. İsmail abiyle Erdal Bakkal abi. Cengiz abi de döktürmüş yani. Döktürüyor. Hepsi döktürüyor da. Cengiz abi döktürüyor. Oh dear.